Değerli izleyenler, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ekranlarınızda da görüyorsunuz son dakika gelişmesi olarak. Aslında beklenti yönünde geldi karar. %14'te sabit tutuldu. Merkez Bankası faiz kararını dediğimiz gibi bu ay içinde %14'te sabit tuttu. Metnin genel özelliklerine bakacak olursak da etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleşmiş. Dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmektedir denildi. Aynı zamanda artan enflasyona da dikkat çekildi. Şimdi konuyu ve Merkez Bankası'nın faiz kararını ekonomist İbrahim Derici ile konuşacağız. Sayın Derici, yayınımıza hoş geldiniz. İbrahim Bey, duyabiliyor musunuz? Sesiniz az geliyor bana. Biraz açabilirlerse arkadaşlar. Tamamdır. Biz sizi hemen dinleyelim. Faiz kararını sabit tutuldu. Sesinizi ben tam alamıyorum. Herhalde yayında bir teknik sorun var. Siz benim sesimi duyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. İbrahim Bey, faiz kararını yorumlayabilir misiniz acaba? Şu an az da olsa sesiniz geldi bize bana. Önce iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Merkez Bankası %14'te beklendiği gibi faizleri sabit tuttu. Doğrusu şimdi bu beklenenin ötesinde bir de ne yönde açıklama yapacağı bekleniyor. Yani bu faiz kararını sabit tuttuğunda daha öncekilerde olduğu gibi bunun bu hem küresel çapta hem de ülkemizdeki ekonomik gelişmelerde ne yönde bundan sonraki atacağı adımlarla ilgili ipucu vermesi açısından yapacağı açıklamalar önem taşıyor. Biliyorsunuz bazen bu faiz kararlarının faizin bu sefer ki %14'te pas geçilecek genel bir beklentiydi. Ancak bazı ekonomistler de son birkaç aydır ticari kredilerdeki faiz oranlarının artmasından kaynaklanan acaba Merkez Bankası bunu faiz oranlarını belki de düşürme yönünde bir karar olabilir mi diye de beklentiye girmişlerdi. Ancak hepimizin doğrusu pas geçeceği yönündeydi. Öyle gerçekleşti şu aşamada. Peki Sayın Derici, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed biliyorsunuz ki rekor bir artışa gitti. Avrupa Birliği ülkeleri de faiz artışına devam ediyor. Onlar arttırırken bizim sabit tutmamız piyasayı daha da mı olumsuz etkiliyor? Şimdi biz bir politika değişikliğine gittik. Özellikle geçen 2021 Aralık ayından beri Türkiye'de biliyorsunuz artık üretim, yatırım, istihdam ve ihracat merkezli ve büyümeye odaklanmış bir politika değişikliğine gittik. Burada enflasyonun bu derece yükselmiş olması karşısında enflasyonla mücadelede bir tarafta üretimi artırma, bir tarafta da satın alma gücünü ve yüksek fiyatlardan etkilenenlerin satın alma gücünü koruma amacıyla işte maaşlarına enflasyon oranında ve hatta daha fazla artışlar yapma yönüyle bir politika bu. Şimdi diğer ülkelerin, şimdi adı geçen ülkelerin hemen hemen hepsi gelişmiş ülkeler ve gelişmiş Amerika ve Avrupa'daki ülkeler. Onların bizim gibi bir cari açık sorunu yok. Ve bu ülkelerin enflasyon mücadelesinde faizleri artırmaları, ekonomik büyümeyi yavaşlatmaları belki bir miktar tolere edilebilir. Ancak onlar da faizleri artırırken şu sıra görüyoruz ki hepsi bir ortak şekilde bir resesyon endişesine girdiler. Yani ekonomiyi yavaşlatmak ve işsizliğin artmasına sebep olmak, büyümeyi yavaşlatmak acaba doğru bir karar mı değil mi diye endişeler duymaya başladılar. Özellikle Amerika'da yani resesyon endişesi boy gösterdi. Yani değişik kuruluşlar bunu açıkça dile getiriyorlar. Bu yüzden de dikkat ederseniz son zamanlarda resesyon beklentisi piyasalarda fiyatlandı. Enerji fiyatlarında, emtia fiyatlarında son 1-2 haftadır önemli düşmeler görülmeye başlandı. Yani biz daha farklı bir politika izliyoruz. Ve biz bu politikaların sonucunda da inşallah daha büyüme, yani dünyadakilerden farklı olarak yüksek büyümeyle, yüksek ihracatla pozitif ayrışacağız diye düşünüyorum. Enflasyon mücadelesinde de
Önümüzdeki yılın ilk aylarında inşallah çok daha makul seviyelerde bir enflasyon rakamıyla karşılaşacağız diye düşünüyorum. İnşallah dediğiniz gibi olur diyelim Sayın Derici. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri demişken Joe Biden benzinin üzerindeki vergiler kaldırılsın çağrısı yaptı kongreye. Şimdi aynı zamanda dünyada da sizin dediğiniz gibi enerji fiyatlarında bir düşüş yaşandı son iki haftadır ama bizde pompaya çok az yansıdı. 9.2 TL'ye kadar yansıması gerekirken diyeyim çok daha azı yansıdı. Benzin fiyatları neden düşmüyor ya da bir diğer soruda aynen Biden'ın söylediği gibi bizdeki ÖTV'de kaldırılabilir mi ki nakliye, taşımacılık gibi sektörler bunu aylardır talep ediyor? Evet, tabii ki kaldırılabilir. Ancak 2021 yılında ve halen daha yani akaryakıt fiyatlarının bir miktar sübvanse edildiğini biliyoruz. Bugün Hazine Bakanı'nın açıklamasından geçtiğimiz yıl yaklaşık 241 milyar TL'yi bulan enerji sübvanse yapıldığı biliyoruz. Yani. Bunu gördük. Biden'ın açıklamalarında aynı bizde olduğu gibi yani enflasyon mücadelesinde bir miktar vergilerden var. O da 3 aylığına biliyorsunuz vergiyi bari akaryakıtta kaldıralım diye bir teklifi oldu. Bunu düşünüyoruz, değerlendirelim. Enflasyon mücadelesinde iktidar olarak bir katkıda bulunabilir miyiz düşüncesi var. Hatta Biden'ın çok ilginç bir cümlesi daha oldu. O da şu: son bir yılda özellikle Amerika'nın en büyük petrol şirketi ExxonMobil için herhalde Tanrı'dan fazla para kazandılar diye bir tabiri var Joe Biden'ın. Bunları düşünüyoruz. Şu anda bu resesyon beklentisiyle zaten bir miktar gerileme oldu. Bu gerileme aynen bizdeki pompalara yansıdı, yansımadı. Şimdi bu konu tartışılıyor. Sizin de sorunuzun ikinci bölümünde bu var zaten. Şimdi Türkiye'de pompa fiyatları tabii doğrudan ham petrol fiyatlarıyla bir ilişkisi var. Ancak hemen ham petrol fiyatlarıyla endeksi değil. Özellikle Akdeniz ve İtalya'daki borsadaki ham petrol fiyatları esas alınıyor. Rafineri fiyatları, rafineri çıkış fiyatı ve işte bayi karları ve nakliye maliyetleri hesaplandığı zaman pompa fiyatları böylece oluşuyor. Aslına bakarsanız orada bir formül var. O formül çok açık ve şeffaf bir şekilde devrede. Biz de bazı ÖTV'nin, KDV'nin bir miktar kaldırılmasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Bunu da tahmin ediyorum. Daha evvel nasıl bir takım gıda ürünlerinde KDV'yi kaldırdılarsa, bunda da eğer faydalı görülecek olursa ÖTV ve KDV'de bir miktar indirip düşünebilir bugün ekonomi yönetimi. Bu da milletin beklentisi diye söyleyebiliriz. Peki son olarak hem burada da sanırım biraz özellikle benzin tarafında, enerji maliyetleri tarafında kurun yüksekliğinden de kaynaklanan Türkiye'de hani bir öyle bir yükseliş de söz konusu. Şimdi kura da baktım sizinle konuşurken, zaten daha önceden piyasa fiyatladığı için aynı seviyede seyrediyor. Dolar olarak bakacaksak 17.36. Şimdi enflasyon çok yüksek, faiz düşük, kur çok yüksek. Bu şekilde gidişatımız önümüzdeki aylarda nasıl olur? Enflasyonda düşüş olabilir mi? Şimdi son bir ay enflasyon %3'lerde, biliyorsunuz Mayıs ayı enflasyonu geldi. Haziran ayı enflasyonu da %4'ler seviyesinde. Yani enflasyondaki o yüksek 6'lı 7'li rakamların, hatta Şubat'ta 11'i görmüştük, aylık enflasyonlar için söylüyorum, onları bir miktar geride bıraktık diye düşünebiliriz. Dünyadaki gelişmeler paralelinde ve bu alınan bir takım para politikası kararları ve bir takım farklı yatırım enstrümanlarına yani kurdan, dolardan, dolara olan talebi düşürme noktasında alınan bir takım kararlar var. Maliye politikası araçlarından bahsediyorum. Bunlar devreye girdiği zaman kur artışlarının daha sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Tabii dolar kurunun yüksek, yani Fed'in aldığı yüksek faizlerden kaynaklandığını, yani Euro'ya karşı bile 1.11'den 1.05'e Euro'ya karşı da değerlendi. Dolar bütün dünya paraları karşısında değerlendi. Türkiye'de bundan bir sıkıntı çekiyor. Ancak Türkiye bilinçli bir şekilde gidiyor. Bizim en büyük cari açık sebebimiz enerji maliyetleri, enerjiye ödediğimiz bağımlılığımız. Onun da işte yılın hemen sonrasında kendi gazımızın sisteme girmesiyle enerji maliyetlerimizdeki düşmeler bekleniyor.
Yani biraz sabırla ben bu iş, formülün işe yarayacağı düşüncesindeyim. İnşallah dediğiniz gibi olur. Peki siz bahsettiniz. Şimdi diğer unsurları da Merkez Bankası uyguluyor dediniz. En son olarak GES açıklanmıştı. GES açıklandığında beklenen ilgiyi gördü mü diye de son sorumu sormuş olayım. Doğrusu dün akşamdı GES'in ön talep toplama. Rakam ne çıktı tam bilmiyorum. Ancak zaten orada GES'te gelir endeksi iş borçlanma senetlerinde çok yüksek rakamlar da beklenmiyor idi. Ben bugün baktım bir miktar. Yani %23 civarında bir getiriyi zaten garanti ediyor GES. Onun üzerinde de işte iki tane kamu kurumunun yıllık getirisine bağlı olarak endekslenmiş vaziyette. Orada yani sanki 10 milyar lira civarında bir talep beklenebilir ama tam açıklandığında göreceğiz. Ben rakam da vermek istemiyorum. Biz kur korumalı TL mevduat hesabında olduğu gibi trilyonu bulan bir rakam orada beklemiyoruz. Farklı bir yatırım enstrümanı olarak GES sunuldu ve buna bağlı olarak farklı GES'ler de bundan sonra da devreye girecek diye düşünüyorum. Ekonomist İbrahim Derici, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Gizem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun.